sevgili izleyenlerim. Çankırı tanıtım günlerindeyim. Tuz terapi merkezi varmış. Tuzla şifa buluyor buradaki insanlar. Evet ama çıplak giremem ki. Yani çorap var. Ömer Hamza bakabilirsin, bak ablaya bakabilirsin. Evet, tuzla işine giriyorum. Görüyorsunuz ayağımı basıyorum. Kolay gelsin. Tuzun etkisi nedir? Rahatlatıyor mu? Harika harika. Öyle mi? Rahatlatıyor, kendimizi açıyor. Boğazımızı açıyor. Stresimizi aldı. Elektriğimiz bayağı aldı. Rahatlattı yani. Yumuşatıyor. Elimiz ayağımız yumuşatık oldu. Evet. Gerçekten de rahatlatıyor. Tuz sadece yemeklerde kullanılmıyor. Aynı zamanda rahatlama yöntemi olarak kullanıyor. Kullanıyor tuz. Bunlar hidroni yapıyor. Deneyadan güreşimdi. Evet, Çankırı Belediyesi'nin yapmış olduğu tanıtımlar görüyorsunuz. 1869'da kurmuş Çankırı Belediyesi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Görüyorsunuz. Çankırı denilince en başta akla gelen merkezlerden birisi de Ilgaz. Ilgaz Belediyesi'nin kayak merkezi var. Hatta çok televizyonda çıkıyor biliyorsunuz. Ilgaz Belediyesi'nin şeyi var. Kayak merkezi var. Sizlerin de bildiği gibi. Kolay gelsin. Kayak tanıtımı mı yapıyorsunuz? Niye dedim gelecek yapıyorsunuz? Ondan sonra Erol ayağa kalktım. Bak dedim, Yusuf'a benzemem dedim Erol'a. Evet. Hayvan tanıtımları var. Ilgaz yöresine ait. Gördüğünüz gibi. Neyse, tutmayan Yaşanır'a verdim sanki. Gülbahar, resmini çek şunu. Dur, dur, devirme. Evet, görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ona gitmeden önce benim asıl memleketim olan Koşunlu'ya gideceğim. Koşunlu'da yapacağım. Evet, Kurşunlu tanıtım günleri gördüğünüz gibi. Eğitime destek, belediye başkanlığı görevine başladığım günden itibaren ilçemizin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğüm eğitim konusunda belediye olarak tüm ikimalarımızı, eğitim kurumlarımızı, öğrencilerimizin yanında olduk demişler. Gördüğünüz gibi. Koşunlu musunuz? Efendim? Koşunlu musunuz? Evet. Ben Koşunlu'dayım da burası da Koşunlu. Anladım. Arkadaşlar nereye gittiler bilmiyorum. Koşunlu Belediye Başkanı burada mı? Burada mı? Şu anda burada yok ama. Nerede? Onun evi yardımcı olsun. Burada Koşunlu. Evet, Yapraklı Belediyesi Çankırı'nın ilçelerini tanıtıyorlar. Yaprak Belediyesi. Oraya ait olan ürünleri satıyorlar. Kolay gelsin. Teşekkürler.
Afiyet olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol. Altınlar Ülke Ocakları Başkanı. Öyle mi? Kendisi de Çankırı Ilgaz'dı. Öyle mi? Bir röportaj şu an yapacaksınız. Çalışmalarınızı anlatabilir misiniz? Çalışmalarımız eğitim ve kültür odaklı. Bir şöyle gölgeye geçebilir miyiz? Tabii. Kurdu, kurdun orada olması lazım. Kurdu gördün ama. Adınız soyadınız anlatır mısınız? Tam karşısına tamam, alırsan kurdu da görür yani. Tamam, öyle yapalım. Ama güneş geliyor da ışık. Zekeriya değil abi. Çalışmalar, aslında bakmıştım, çalışmalar daha iyi. Genel olarak Zekeriya'nın da çalışmaları var. O da bahsetsin biraz sözler. Çankırı Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Genel Başkanı. Bugün de burada bu organizasyonu yapıyoruz. İsmimiz Zekeriya Arslan. 4 gün boyunca sürecek zaten. Bugün 3. günümüz. Yarın akşam itibariyle en son Sami Yalçın konseriyle tamamlamış olacağız. Çankırlıların birliği, beraberliği için en güzel şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Genel Başkanımız Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can öncülüğünde güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bu da bunlardan birisiydi. Her gün ortalama 100 bine yakın kişi giriyor. Yarın inşallah toplamda 500 bin kişiyi görmüş olacağız. Yarın daha büyük bir katılım bekliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Sizlerin de emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Nereye gitti? Diyar başkanı. Oğlum ziyaretleri var ya. Ha, ziyaretçiler mi var? Belediye başkanı da yaptınız. Yaptınız mı? Hangi? İsmail başkan. Orada o, içeride. Biraz sonra gelin dedi de. O büyük başkan. Biraz sonra oldu. Bence bir onunla da bir yapın. Şurayı da şey yapayım da gezeyim de öyle. Gençlik Derneği Başkanı. Bir de onlara röportaj yap istersen. Kolay gelsin. Çalışmalarınızı anlatır mısınız? Tabii ki. Çalışmalarımız aslında burası Çankırı Dernekler Federasyonu tamamen belediyelerden yardım alarak yaptığımız. Adınız soyadınız? Adım Yasin Güler. Ben de şahsım adına. Şöyle gölgeye geçelim. Tabii ki. Sizi tanıyabilir miyim ben öncelikle? Ben Mehrim Bilginer. Ben de Kurşunluluyum. NBB Medya TV YouTube öyle kanalım mi? Var. Öyle evet. Mi? Çok güzel. O zaman ben kendi şahsımdan bahsedeyim size. Ilgaz Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanıyım. Ben adım Yasin Güler. Burada Ilgaz hemşerilerimizle bir arada olmak amacıyla buradayız. Öncelikle çok güzel bir aktivite. Hem açıkçası burada birçok yöresel lezzetlerimiz vesaire, ben birçoğunu bile ben unutmuştum. İnsanları bunları hatırlatmak adına, insanlar birbirleriyle tekrar artık eskisi gibi değil. Mevcut şartlar dolayısıyla insanlar çok fazla gidemiyor, memleketlerine gidemiyor vesaire. Ama burada birçok tanıdığımla karşılaştım. Ve bundan dolayı da çok mutluyum. İnsanların tekrar kaynaşması için de güzel bir aktivite oldu. Biz Ilgaz Dernekler Federasyonu olarak ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim aynı zamanda. Bizim yaklaşık şu an mevcutta 180 tane öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize elimizden geldiğince yardım, dışarıdan da büyüklerimizden de yardım alarak burs vermeyi hedefliyoruz ve burs veriyoruz. Üniversite öğrencisi? Üniversite öğrencisi. Bunu yapmamızdaki amaç da şu tamamen. Hani her yerin bir sürü yöresel lezzetimiz var, kültürümüz var, her şey çok güzel ama biz bir taraftan da Ilgaz'ın şu şekilde alınmasını istiyoruz. Ilgazlı gençler, yani Ilgaz deyince akla insanı gelsin istiyoruz açıkçası. Karakteriyle, duruşuyla, hareketiyle, tavırlarıyla. Bundan mütevellit bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi daha ileri nasıl katkıda bulunuyoruz, nasıl daha ileriye götürüyoruz. Şu anda da bir projemiz var. İnşallah projemiz onaylanırsa bir yurt dışına gideceğiz. Bu taraftan yurt dışı derken? Almanya. Bir sosyal medya okuryazarlığı ile alakalı bir proje tasarladık. Bunun peşinden de devam ediyoruz. Bakalım nasip olursa bir Almanya'ya gidip bir o tarafa... Ya fuara mı gideceksiniz oraya? Konferans. Kendimiz konferansta bu. Ilgaz'ı tanıtım açısından. Yok, Ilgaz'ı genç olarak kendimizi gençleştirmek adına yaptığımız için. Birçok genç yan yana geldik. Hepimiz o kadar farklı sektörden insanlar var ki, gençler var daha doğrusu farklı bölümler okuyan.
hemşiresi, doktoru, avukatı olacak. Yani bir gün ben şahsım adına öğretmenim zaten. Birçok genç beyin bir araya geldik. Ne öğretmenisiniz? Birçok genç beyin yan yana geldik ve bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi burada amaç Ilgaz'ı insanıyla tanıtmak, karakteriyle, ahlakıyla, tamamen derdimiz, tasamız bu. Evet. Başka sorunuz? Ilgaz zaten tanınıyor ama Ilgaz Kastamonu ile karıştırılıyor değil mi? Şöyle, ben Artvin'de okudum. Ben Artvin'de okuduğum süreçte Ilgaz'da 18 saat mesafe otobüs yolculuğuyla baktığımız zaman, Ilgazlıyım dediğim zaman ya da Çankırılıyım dediğim zaman, hatta ne yazık ki Çankırı'yı da biz çok fazla tanıtma şansı bulabildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla tanınmıyor. Çankırı dediğim zaman ya Ankara'nın bir parçası olarak görülüyor ya işte aynı şekilde sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi Ilgaz'da keza aynı şekilde Kastamonu'nun bir parçası olarak gözüküyor. Bir şekilde bu sınırlarımızı... Ama artık tanınıyor, çünkü YouTube kanalı var. Artık öyle. Artık öyle. Beni takip ederim. Ben takip ediyorum yani Çankırı'yı, Kurşunlu Belediye. Artık tanınıyor yani, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Yani siz de çok güzel emek harcıyorsunuz gerçekten, tabii, tabii. Görüyorum. Ama bu da Çankırı'mız için... Yani Kurşunlu ile ilgili tanıtım videoları yaptım. Öyle mi? Devres Çayı ile ilgili. Onlarla elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir gün isterseniz uygun olursanız gençlik kollarıyla beraber toplantı yaptığımızda faaliyetlerimizi şey yapalım. Siz de tamam. Gelin görün. Tabii orada ki. Bir şey yapabilirsiniz, paylaşım yapabilirsiniz. Karşılık olarak hani kendimizi, dediğim gibi Ilgaz'ımızı, Çankırı'mızı en güzel şekilde insanlara tanıtalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.